Bu video yalnızca açıklama ve eğitim amaçlıdır. Kullanım talimatlarının veya ürün eğitiminin yerini alması amaçlanmamıştır. Tıbbi tavsiye teşkil etmesi veya herhangi bir şekilde eğitimli ve lisanslı bir doktorun bağımsız tıbbi yargısının yerini alması amaçlanmamıştır. Hekim, hastalarının tedavisi ile ilgili tüm kararlardan ve tıbbi yargılardan sorumludur. Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen firma ile iletişime geçiniz. Merhabalar, bugün sizlerle Chalice Paragon oksijenatöre sahip ECMO setinin kurulum ve planlanmasını birlikte yapalım. Öncelikle sentrifugal pompa konsolunu açıyoruz. Böylelikle cihazın çalışıp çalışmadığını önceden kontrol etme şansımız oluyor. Burada bizi ana ekran menüsü karşılıyor. Daha sonra sentrifugal pompa kontrol panelini açıyoruz. Bir sonraki aşamada su hatlarının ısıtıcı soğutucu cihaz bağlantısını yapıyoruz. Ardından hava oksijen mikserinin jacklarını takıyoruz. ECMO setinin son kullanım tarihini ve ambalajın hasarlı olup olmadığını kontrol ettikten sonra paketini açıyoruz. Paket içeriğinde neler olduğuna bir göz atalım. Setin kutu içerisinde dağılmaması için bağlı olduğu klipsleri açtıktan sonra paket içerisinden cerrahi sahaya ileteceğimiz hatlar, prime torbası, oksijeneratör, sentrifugal pompa başlığı, gaz hattı, basınç izolatörleri, antegrat distal perfüzyon kanali için uzatma hattı, yedek 3 yollu musluk, prime sıvısını almak için bağlantı hatları, eğer gerekirse cerrahi sahaya açacağımız arteriyel hattı çiftlemek için kullanılacak olan konnektör ve hat. Son olarak plastik klempler. Set içeriğini kontrol ettikten sonra setin içinden çıkan ürünleri ECMO konsoluna yerleştiriyoruz. Oksijenatörü yerleştirdikten sonra sabitleme klipsini kapatıyoruz. Sentrifugal başlığı yerleştirirken pompa sürücü ünitesi üzerinde bulunan klipsi aşağı doğru bastırıp başlığı yerleştirdikten sonra başlık üzerinde bulunan çentiklerden herhangi biriyle karşılıklı getirip sabitleme işlemini tamamlıyoruz. Arteriyel hattı oksijenatör çıkışına bağlıyoruz. Setin içinden çıkan filtreli hava hattının bir ucunu oksijenatörün hava girişini, diğer ucunu hava oksijen mikserinin çıkışına bağlıyoruz. Oksijenatörün resirkülasyon hattının prime torbasında bulunan
ve valve içermeyen 3 yollu musla bağlantısını yapıyoruz. Prime torbasının giriş ve çıkış hattındaki klipsleri kapatıyoruz. Sette bulunan 3 yollu muslukları sıkıştırıp yönünü değiştiriyoruz. Ayrıca oksijenatöre bağlı diğer konneksiyonları sıkıştırmayı unutmuyoruz. ECMO Prime için kullanacağımız çözeltinin içine klinik prosedürünüzde belirlediğiniz doz kadar heparin ekliyoruz. Prime sıvısıyla Prime torbası arasındaki bağlantıyı yapıyoruz. Bağlantıyı yapmadan önce hat üzerindeki klipsi kapatıyoruz. Ardından 3 yollu musluğun yönünü değiştiriyoruz. Aktarma esnasında prime torbasının tek yönlü valve içeren 3 yollu musluğunun stopper'ını çıkarıyoruz ve havaya açık olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde torbamıza prime sıvısı aktarılırken torba içindeki havayı drene ediyoruz. Bağlantı hattındaki klipsi açıp sıvıyı prime torbasına aktarıyoruz. Aktarma işlemi bittikten sonra hattın klipsini kapatıyoruz. Daha sonra aynı hatta yedek prime sıvısının bağlantısını yapıyoruz. Prime sıvısını yönlendirmek için sentrifugal pompa ve oksijenatör çıkışını klempliyoruz. Prime işlemini daha kolay yapabilmek için hatların ve prime torbasının yerini değiştiriyoruz. Resirkülasyon hattındaki prime torbasına bağlı olan 3 yollu musluğun yönünü prime torbasına doğru çeviriyoruz. Sentrifugal başlığı pompa sürücü ünitesinden çıkartıp prime torbasının çıkış klipsini açıyoruz. Sentrifugal başlık prime sıvısıyla dolmaya başladıktan sonra başlık çıkışındaki klembi hava oluşumunu minimize etmek için yavaşça açıyoruz ve oksijenatörün prime işlemini sağlıyoruz. Prime sıvısı resirkülasyon hattından çıktıktan sonra pompa başlığını yerine takıyoruz. Sentrifugal başlığı pompa çıkışının yönü yukarı bakacak şekilde konumlandırabiliriz. Bu şekilde pompa başlığına gelebilecek olan havayı öncelikle oksijenatöre, oradan da prime torbasına yönlendirmiş olacağız. Sisteme hava girişini engellemek için prime torbasına ek sıvı alıyoruz.
Bunun için 3 yollu muslukların yönünü ekranda görüldüğü gibi ayarlıyoruz. Prime sıvısını aldıktan sonra 3 yollu musluğun yönünü resirkülasyon hattına bakacak şekilde yönlendiriyoruz. Sentrifugal pompayı 1000 RPM'i geçecek şekilde çalıştırıp prime torbasının ve oksijenatörün çıkışındaki klembi açıyoruz. Hattın içinde kalabilecek havaları elimizle manipüle ederek çıkartıyoruz. ECMO'daki kan akışını ölçebilmek için oksijenatörün çıkışına ok yönünde olacak şekilde flowmetreyi bağlıyoruz. Ve bu şekilde kontrol panelinde ölçülen akışı görebiliyoruz. Sisteme bağlı 3 yollu muslukların ve diğer bağlantıların havasını çıkarıyoruz. Oksijenatörün çalışma kapasitesini ve oluşabilecek komplikasyonları önleyebilmek için oksijenatörün postmembran ve premembran basınçlarını ölçmemiz gerekir. Bunun için setin içinden çıkan basınç izolatörünü oksijenatörün çıkışındaki 3 yollu musluğa bağlayıp hattı dolduruyoruz. Daha sonra diğer ucunu basınç transdüsörüne bağlıyoruz. Aynı işlemi oksijenatörün giriş hattı için gerçekleştiriyoruz. Transdüsörlerin hat basınçlarını doğru gösterebilmesi için sıfırlama işlemini yapmamız gerekir. Bunun için ilk önce transdüsörlerde bulunan 3 yollu musluğun yönünü atmosfere açık hale getiriyoruz. Daha sonra pompa konsolundaki ana menüde bulunan P1 tuşuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda yer alan 0 tuşuna bastıktan 3 saniye sonra sıfırlama işlemi tamamlanıyor. Ana menüye geri dönüş tuşuna bastığımızda P1 üzerinde yer alan transdüsörlerin sıfırlandığını görüyoruz. Sıfırlama işlemi bittikten sonra hem transdüsörde hem de oksijenatör çıkışında bulunan 3 yollu muslukları hat basıncını gösterecek şekilde ayarlıyoruz. Böylece pompa kontrol panelinde P1 hat basıncını görüntülemiş oluyoruz. Bir sonraki aşamamızda sentrifugal başlığımızda hava olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunun için pompayı kontrol panelinden durduruyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, kontrol panelindeki döner tamburu ne kadar çevirirsek çevirelim, şekilde belirtilen ok tuşuna basmadığımız sürece 1000 RPM'den aşağı düşüremeyiz. Sentrifugal pompanın çalışma prensibinden dolayı ek güvenlik gerekliliği bunun sebebi olarak belirtebiliriz. 1000 RPM zero flow olarak kabul edilir. Böylece ECMO hastaya bağlandığında pompa 1000 RPM'deyken geri kaçış engellenmiş olur. Bu nedenle işleme başlamadan önce 1000 RPM'e geldikten sonra ok tuşuna basmayı unutmayalım. Daha sonra sentrifugal başlığı yerinden ayırıp hava olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer hava var ise havayı sentrifugal başlığın çıkışına doğru yönlendiriyoruz. Bu işlemin ardından pompa başlığını yerine takıp tekrar çalıştırıyoruz.
Hava çıkarma işlemi bittikten sonra oksijenatör üzerindeki resirkülasyon hattını kapatıyoruz. Ardından prime torbasını ECMO setinden ayırıyoruz. Bunun için öncelikle pompayı durdurup arter ve venöz hattı klempleyip prime torbasının üzerindeki klipsleri kapatıyoruz. Arter ve venöz hattı akıllı konnektörler yardımıyla prime torbasından kolayca ayırıyoruz. Daha sonra sıvı dolu enjektör yardımıyla hatları hava kalmayacak şekilde birbirine bağlıyoruz. Yalnızca bu işlem için yardım almamız gerekebilir. Prime torbasında yer alan giriş çıkış uçlarını tekrar ihtiyaç duyulması halinde kullanma gerekliliği olacağından kontaminasyonu önlemek için birbirine bağlıyoruz. Pompayı çalıştırıyoruz. Hatlardaki klempleri aldıktan sonra cerrahi sahaya ileteceğimiz hatları konsola asıyoruz. Isıtıcı soğutucu cihazının hortumlarını oksijenatör su giriş çıkış yerlerine bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Su hatları takıldıktan sonra ısıtıcı soğutucu cihazını açıyoruz. Pervane dönmeye başladığında suyun pompalandığını anlıyoruz. Cihazın çalışabilmesi için su seviyesini kontrol ediyoruz. Su sıcaklığını minimum 35 ile 38 derece aralığında ok tuşları ile ayarlayabiliyoruz. Yukarıdaki gösterge pompalanan suyun sıcaklığını gösteriyor. ECMO setimizin kurulum ve primelama işlemi tamamlandı. Şimdi hatları cerrahi sahaya veriyoruz. Öncelikle pompayı 1000 RPM'e düşürüyoruz. Daha sonra arter ve venöz hattı klempliyoruz. Steril paketi açıp hemşire ya da doktorun steril hatları alması için bekliyoruz. Ve işlem tamamlandı. Bugün sizlerle pratik uygulamamızda çok sık kullanmadığımız ancak ihtiyaç durumunda kullanımı hayati önem arz eden ECMO cihazının kurulumunu paylaştık. Acil ihtiyaç durumunda ve pratik tecrübesi çok fazla olmayan kliniklerde yetkili perfüzyonistin kurulumunu rahatlıkla yapabilmesine yardımcı olacak bir eğitim videosu hazırlamayı amaçladık. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.